Merhaba değerli izleyicilerimiz, bir Business Cup 51. dakika programıyla daha ben Fevzi Can Özbek. Her zaman olduğu gibi bu hafta Halil Akbudak ile birlikte karşınızdayız. Artık yarı final sona erdi bu hafta itibariyle. Biz de tıpkı geçen hafta olduğu gibi sizlere Zübeyde Hanım ağız ağzından sesleniyoruz. Halil, çılgın bir pazar günü geçirdik. Öncelikle nasılsın bunu sorayım, daha sonra maçlarla başlayalım. Yani kendi durumumu soruyorsan biraz böyle enerji olarak düşüktüm ama bugün karşılaşmalar biraz keyfimi yerine getirdi. Yani şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın, karşılaşmaların güzelliği, oynanan futbol keyfimi yerine getirdi. O yüzden keyifliyim şu anda. Evet, gerçekten Halil'in söylediği gibi bugün güzel karşılaşmaları izledik. İlk karşılaşma Petkim Kırmızı ile Chatman arasındaydı. İki aile diyebileceğimiz takımın mücadelesi, gülen taraf 8-2'lik skorla Petkim Kırmızı oldu. Ama Scorsi yanıltmasın. 49. dakikadan sonra tam 5 gol oldu sanki, değil mi Halil? 5 veya 4 olması lazım. O civarda bir gol oldu. Yani gol koptu. Chatman takımı koptuktan sonra, yoksa maç içinde eşdeğer bir oyun ve skor vardı aslında. Evet. Nasıl bir maçtı peki? Genel olarak maçın kopmasından bağımsız. Beklenmedik bir skordu açıkçası. Ben hani Petkim Kırmızı ile Çetmen'in kıyasıya bir mücadele olacağını, son dakikalarda atılan golün kazananı belirleyeceğini düşünüyordum ama son dakikada atılan gol farkı açmakla kalmadı. 3-2 iken atmıştı golü Petkim Kırmızı. Sonra 8-2 bitti maç. Evet, dediğin gibi ilk dakikalar aslında beklenildiği gibi geçti. Petkim Kırmızı takımı ilerideki oyuncularıyla buluşturarak topu gol bulmaya çalıştılar. Savunmada da Necati'nin, sonra Resul'ün müdahaleleri vardı. Bu şekilde geçti. Önemli olan Çetmen'in nasıl neler yapacağıydı. Çünkü Petkim Kırmızı'nın biraz daha oturmuş bir oyunu var. Çetmen de nasıl diyeyim, Petkim Kırmızı'ya geçen hafta mesela şey için söylemiştim, bunu CMS için söylemiştim. Petkim Kırmızı'ya acaba yenilir miyiz'in soru işaretiyle çıkmış gibi gördüm ve bu oyunlarına da yansıdı. Bir takım acaba yenilir miyiz korkusuyla yaşadığı maçları yeniliyor genelde. Çünkü o bu oyuna yansıyor. Chatman'da bu vardı sanırım. Yine de iyi performans gösterdiler. Yani maç hemen kopmadı. Son dakikalardan sonra da o benim başında bahsettiğim acaba yenilir miyiz duygusu baskın geldi ve maçtan tamamıyla koptular. Evet, gerçekten Halil çok iyi özetledi karşılaşmayı. Bence de aynı normlar üzerinden gidelim ve Eray'a gelelim. Eray suskun dedik maç boyunca, ben anlatırken hani şansını yenemedi ama öyle bir yerde bir gol attı ki belki de karşılaşmayı koparan gol oldu. Buna ne diyeceksin, hani performansıyla fark yaratıyor her zaman olduğu gibi. Finalde, daha sonra az sonra finalde konuşacağız ama sence finalde Petkim takımında öne çıkan isim kim olur? Eray için şunu söyleyebilirim. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Bu oyuncular 45 dakika, 49 dakika bile bir şey yapmasalar, gol atmasalar bile öyle bir yerde çıkıp öyle bir gol atarlar ki, Eray ki bunu ilk defa yapmıyor. Diğer maçlarda da böyle iyi performans sergileyemediği maçlarda da çıkıp golünü atmışlığı, takımın öne geçirmişliği var. AKG maçında da yine son dakikada attığı golle takımını üst tura taşımıştı. Bu sefer de belki son dakikada atarak takımını bir farklı öne geçirmedi ama bu sefer de maçı koparan gol attı. O da çok önemlidir. Çünkü Chatman maç içinde kalsa çevirebilirdi maçı. Önemli oyuncuları vardı. Eray buna izin vermedi. Final performansı olarak da yine bence Eray en önemli kozları olacaktır. Ama Necati ve ismini unuttum, Mustafa Mızrağ'ın kesinlikle unutulmaması gerekli. Onu, yani Eray'a odaklanırlarsa onlar bu sefer öne de çıkabilir ve takımı öne geçirebilir. Kesinlikle Halil'e ben de katılıyorum. Petkim Kırmızı takımını kutluyoruz. Finalde bol şans diliyoruz ve hemen ikinci maça geçelim. Norm Group ve Çamlıhem karşı karşıya geldi. Ve Norm Group bu zorlu karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırmayı başardı. Halil, sen maçı anlattın. Evet. Nasıl bir maçtı? Hani kafa kafaya gitti. Çok ufak farklar kazananı belirledi sanki. Duran toplar. Evet. Skor mesela 3-1. O skor farkını sağlayan iki gol, ikisi de duran benzer top noktalardan, neredeyse aynı noktadan Ahmet'in aynı köşeye vurduğu toplarla geldi. Oyun başa baştı ama tabii ki bu yenilen goller Çamlıhem'in moralini düşürdü. Ama Çamlıhem'de en önemli nokta Adnan'dı bence. Her hafta burada bahsediyoruz bombacı Adnan'dan. O topu çok iyi saklaması, dönüp vurmaları,
golleri, muhteşem golleri. Ama bu hafta bunların hiçbirini yapamadı. Daha doğrusu Norm Group izin vermedi. Hatta ilginç bir şekilde de son dakikalarda Adnan'ı oyundan aldılar. Daha 2 dakika varken normal sürede uzatma da eklenecekti buna. Adnan'ı oyundan aldılar. Bu dinamikte geçen bir karşılaşmaydı. Ama farklı bir şekilde Adnan'ın mesela bulabileceği birkaç gol olsaydı tam tersi yönde bu sinir harbinden, çünkü karşılaşma sinir harbi olarak geçti. Bu sinir harbinde Norm'da mağlup gelebilirdi. Kesinlikle, hele bir pozisyon var. Üçüncü golün santrası. Üçüncü golden sonra Çamlı'nın santrası yaparken Adnan orta sahadan müthiş bir vuruş yaptı. Hani 90'a gidiyordu. Ben buradan gördüm. Son anda kaleci Can'ın insanüstü çabasıyla çıkardığı top var. O maçın koptuğu an olabilir mi artık? Mental olarak Çamlı Yem'in düştüğü an olabilir mi? Zaten faullere de çok itiraz ettiler. Faul olmadığı görüşündelerdi pozisyonların. Orada mı düştüler yoksa Adnan'ın vuruşu Can tarafından kurtarılınca mı? Olmayacak artık moduna girdiler. Adnan zaten maç boyunca bir türlü o toplarla buluşamadılar. Hep uzun oynamaya çalıştılar Adnan'la ama Kamil araya girdi, Özgür araya girdi. Bunu Hamit, artık Hamit araya girdi. Hamit araya girdi. Bunu anlamaları lazımdı. Adnan'la buluşturup bir sonuç alamayacaklarını. Sonuç alamayınca Adnan da çok istekli orta şeyden santralardan vurmayı denedi. Daha önce de denemişti ama dikkatli oldukları için önünü kapatmışlardı. Bir anlık dikkatsizliğini gördü orada Norm Group oyuncularının. Şutunu attı. Evet, güzel bir şuttu. Gol de olabilirdi. Ama kırılma noktası olarak onu görmüyorum. Çünkü nasıl diyeyim, zaten kafa olarak bence kopmuşlardı 3-1'de. Hep kafaları o foul pozisyonlarında kaldı. Yedikleri gollerde kalmıştı. Yani bu golü atsalar da herhangi olacak bir pozisyonda yine kafaları o pozisyona gidebilirdi. İşte itirazlar, nasıl diyeyim, bir türlü oyunu konsantre olamayacaklardı bence yine. Bence maçın kırılma noktası yedikleri goller. Evet, Halil'in görüşü bu yönde. Çok iyi yorumlar yaptın gene Halil. Ama son olarak programı kapatmadan önce bir finalist, iki finalistimiz var evet. Artık. Senden bir şampiyon ve kim öne çıkar bunu öğrenelim ve programı kapatalım. Söylemesi çok güç ama geçen hafta söylediğim bir şey vardı. Bu haftaki maçları izledikten sonra da bu konudaki fikrim değişmedi. Petkim Kırmızı'yı ben hala bir adım önde görüyorum. Çünkü nasıl diyeyim? Evet, çok önemli oyuncuları var Norm grubun. Takım olarak oynuyorlar. Ama önemliden daha önemli bir şey var ki birincisi Eray faktörü. Yani Eray'ı durdurmak cidden çok güç. Yani Adnan'a falan benzemiyor. Adnan'ı uzaktan da vuruyor. Süratli uzaktan da vurabiliyor ve Adnan fiziğini kullanarak evet topu saklayabiliyordu. Ama mesela uzun gönderdiğinizde, çok uzun gönderdiğinizde savunmalar çıkıp kafa vurabiliyor. Ama Eray, şöyle bir gerçek var ki insanların kafa topuna çıkarak vurduğu topu göğsüyle kontrol ediyor. Yani yükselerek. Evet, gerçekten bunun için çok de fark yaratıyor. Farklı bir önlem almak gerekecek Norm Group. Tabii ki mutlaka önlemlerini alacaklardır, inceleyeceklerdir. Ama ikinci bir noktada bu sefer Eray'ı tutarlarsa Mustafa, diğer oyuncuları nasıl tutacaklar? Mustafa'yı, Necati'yi, belki Murat'ı nasıl tutacaklar? Evet. Bu tabii demiyorum ki Norm Group'un şampiyonluk şansı yok. Şampiyonluk şansı yok ya da tutulmayacak adamları yok diye. Onların da mutlaka, onlar da mesela Ahmet'e nasıl tutacaklarını Abdullah, konuşacaklarını. Abdullah, Bircan. Yani birçok isim sayabiliriz aslında Norm Group'ta. Ama Eray yani zaten turnuvanın da MVP'si adaylarından bir tane bence. Forvet, en iyi forvet dalında aday. Ben de oy verdim kendisine. Bence turnuvanın açık ara olmasa da en iyi forveti bence. Yani en iyi forveti diyebiliyorsak bu belki bir adım öne geçirebilir. Bir de Petkim Kırmızı takımında önde dediğimin başka bir sebebi de takım içindeki yapı. Yani hem saha içindeki hem saha dışındaki. Yani muhteşem bir ekipler. Yani her alanda çalışanları var. Bu işi çok ciddiye alıyorlar. Mutlaka hatta geçen şeyle ilgili bir soru sordular. Eğer işte Antalya'ya falan gidersek transfer yapabiliyor muyuz falan. Kafaları orada. Yani evet, oraları düşünüyorlar. Antalya'ya şimdiden göz koymuşlar. Evet, göz koymuş durumdalar. O yüzden Petkim Kırmızı'yı ben bir adım önde görüyorum. Ama kaybederlerse de Ahmet'e bir sözüm vardı. Norm formasını giyerim. Tamam, haftaya bakalım o Norm forması giyecek misin? Bence de Petkim Kırmızı skoru tutabilirse, az gol yerse, maç başında biliyorsun hemen saldırıp gol bulma amacıyla oynuyor Norm Group. O bölümü atlatırlarsa, böyle bir 35-40 dakika gol yemeden gelebilirlerse bir şansları olabilir. Mesela çıkar Eray bir tane atar, 1-0 biter. Böyle bir final. Final maçlarını tahmin etmesi zordur. Ben evet, Norm'u, derbi maçları gibidir final maçları. Norm'u yarım adım önde görüyorum ama Petkim Kırmızı dediğimi yaparsa, dediğim
rakibe gol şansı vermemek. Ahmet, Abdullah, Bircan triyosunu iyi durdurabilirlerse bir şansları olabilir. Çünkü kendilerinde de o kadar o yetenekli isimler var. Mustafa Mızrak, Murat ve Eray üçlüsü. Çok güzel bir karşılaşma olacak şüphesiz. Biz şimdiden fair play çerçevesi içerisinde geçmesini dileyelim maçların. Ve keyifli geçmesi. Son başka eklemek istediğin bir şey var mı Ali? Başka? Artık son karşılaşmaya geliyoruz. Final karşılaşmasına geliyoruz. Belki bu konuşmayı gelecek hafta da yapabilirdim ama şunu bilmelerini istiyorum takımların. Biz nasıl diyeyim, bazı takımlara sempati duyabiliriz ya da oynadıkları oyuna beğenebiliriz. Hiçbir takıma bunun dışında bir yakınlığımız yok. Nasıl diyeyim, bir takımı tutma ya da başarısını isteme ya da başarısını etkileme yönünde bir etkinliğimiz ya da hareketimiz, konuşmamız asla olamaz. Bunu bilirlerse çok mutlu olurum. Hepsini seviyorum. Hepsi bu turnuvaya renk kattılar. Tüm takımlarımıza buradan selam gönderiyorum tekrardan. Evet, biz de Halil'in mesajını destekliyoruz gerçekten. Sonuçta insanız, insanlar, evet. İnsan ilişkilerimiz var. Sonuçta sempati duyduğumuz, oyununu beğendiğimiz isimler olabilir. Ben şahsen en iyi forvet oynayan, en iyi oyuncular oylamasında kafama esenlere oy verdim yani. Bunda çekinecek hiçbir şey yok. Lütfen takımlar da hani bunu göze alarak gelirlerse, sonuçta hani ben bir takımı desteklemiyorum zaten, ki desteklesem ne olacak yani, evet. Nasıl bir, yani bir sonuca etkileyecek bir durumu yok. Evet, kesinlikle bunu belirtelim ve bu haftalık bunlar son sözlerimiz olsun. Haftaya yine 51. dakikada görüşmek üzere. Yine buradan sesleniriz muhtemelen. Muhtemelen. Yine buradan sizlere sesleneceğiz 51. dakikada haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyoruz efendim. Görüşürüz.